Herkese selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, bol kazançlar arkadaşlar. Beklediğiniz haber geldi arkadaşlar, çok da geç gelmedi. Aradan ya bir hafta geçti ya 5 gün geçti. Birçok arkadaşımız demeyeyim de birkaç tane arkadaşımız YouTube'dan isyan etmişti. Evraklarımı verdim, belgelerimi verdim, şirketimi açtım, motorumu aldım. Başvuru yaptım, alınmadım, ortada kaldım, yandım, bittim, kül oldum diye birçok isyanda bulundunuz. Ama söyledik arkadaşlar, bekleyin dedik sabırsızlıkla. Acele etmeyin dedik, sabırlı olun dedik. Kontenjanlarla sınırlı alımlar, evraklarınızı geç götürdünüz. Bunun gibi şeyleri zaten arkadaşlarımızı uyardık. Aradan bir hafta geçmedi arkadaşlar, kontenjanlar yine açıldı. Tüm ofislerin bağlı olduğumuz müdürümüzden güzel bir haber geldi. Onurcan abimizden, Onurcan Deniz abimizden güzel bir haber geldi. Alımlar açıldı. Yine alımlar kontenjanlarla sınırlı arkadaşlar. Daha önceki yaptığınız hataları lütfen yapmayın. Evraklarını vermiş, şirketini açmış, motorunu almış arkadaşlarımız zaten dün itibariyle arandılar. Ofise çağrıldılar. Hemen işbaşı yapabileceklerini söylediler. 8-8.30 bugün itibariyle de bu arkadaşlarımız zaten bana da ulaştılar telefondan. Bölgedeki ofislerimize başvurularını yaptılar. Buradan Onur abimize de selamlar olsun. Güzel müjdeli bir haber verdi arkadaşlarımıza. Arkadaşlar yine alımlar kontenjanlarla sınırlı. Lütfen hataları yapmayın. Daha önceki yapmış olduğunuz hataları yapmayın. Evraklarınız hazırsa, motosikletiniz varsa, işe başlamada herhangi bir sorununuz, bir probleminiz yoksa zaten başvuru yaptığınız anda, ofise gittiğiniz anda otomatik olarak sisteme dahil ediliyorsunuz. Avrupa yakasında da var, Anadolu yakasında da var. Avrupa yakasında özellikle Beşiktaş bölgelerinde oturanlara müjde olsun. Anadolu yakasında da birkaç tane bölgede var zaten. Bölgelere bakmayın, bölgelere ayırt etmeyin. Çünkü isyan ediyorsunuz, işe giremedim, girdi, almadılar falan diye. Buyurun size güzel bir haber arkadaşlar. Hemen başvurularınızı yapın. Dediğim gibi daha önce başvuru yapmış, evraklarını vermiş, motorunu almış olan arkadaşlarımı zaten aradılar. Aramadıkları, atladıkları arkadaşlarım varsa buradan da ben vesile olayım, o arkadaşlarımız da ofise gidebilirler. Bağlı oldukları bölge ofislerine gidebilirler. Onlar da zaten sisteme dahil olurlar. Alımlar yine söylüyorum kontenjanlarla sınırlı. Yine hani evraklarını geç götürüp, geç başvuru yapıp sıkıntı yaşayan arkadaşlar bu sefer yine yazmasınlar. Çünkü belirli bir limit açıldı. O limit çerçevesinde kuryeler alınmaya başlandı. Güzel bir haber arkadaşlar, işte isyan etmemize gerek yok. Boş yere kızdınız, sinirlendiniz. Bunlar kurumsal firma. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Hani böyle ben geldim, beni al, ben başlayacağım gibi tarzdaki firmalardan bir tanesi değil. Kurumsal firma yavaş yavaş büyüyor. Daha önceki videolarımızda zaten söylemiştim. Hedef kitleleri 5000 kurye demek, 5000 kuryeye ulaşmak dedim. 5000 kuryede de sınırlı kalmayacak. Tabii ki daha da büyüdükçe 6000, 10000, 15000 kuryelere ulaşacaklar. Ankara'nın müjdesini verdik. Ankara'da ofisleri açıldı. İlerleyen zamanlarda da daha da güzel çalışmalar yapıyorlar. Onur abimiz, bu bölgelerin ofislerin bağlı olduğu müdürümüz, Onur abimiz, gerçi sel veriyor, sır vermiyor da inşallah böyle başka illerde de başladığı zaman haberimiz olacak. Sizlerle buradan paylaşacağız. İzmir'den bekleyen arkadaşlarımız var. Bursa'dan bekleyen arkadaşlarımız var. Gebze, Kocaeli'den bekleyen arkadaşlarımız var. Bunların hepsi inşallah olacak. Büyüyecek, büyük bir firma. Her geçen gün daha da müşterilerine müşteri katıyor. Kurye ailesine, kurye filosuna, kurye arkadaşlarımız dahil oluyor. Siz de ailemize dahil olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen sizden ricam, kaçırmayın. Kontenjanlar açıldı, başvurularınızı yapın. Daha önce dediğim gibi önemli olaylardan bir tanesi de, örnek diyorum, hiç başvuru yapmadınız, eğitime girmediniz ama evraklarınız, şirketiniz var, motosikletiniz var. Hemen en yakın ofise gidin arkadaşlar, bir eğitime girin. Evraklarınız yanınızda olsun. Hemen evraklarınızı verin. İşbaşı yapın. Sizden ricam, duyanlar duymayanlara söylesin. Varsa böyle bekleyen arkadaşlarınız, haberdar edin. Zaten bu bekleyen arkadaşlarımıza da, hani başvuru yapan arkadaşlarımız da yine bir mesaj geldi. Eğitime gelin, eğitime girin diye. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bekleyen arkadaşlarımızı sisteme dahil ediyorlar. Arkasından tekrar yine kontenjanlar açıldığı zaman çağıracaklar arkadaşlarımızı, sisteme dahil ediyorlar. Güzel bir haberdi. Fazla geçmedi yani, 3 ay 5 ay geçmedi. Bir hafta 10 gün geçti. Güzel haber geldi. Lütfen kızmayın. Her arkadaşımıza yetecek kadar kontenjan açılacak ilerleyen zamanlarda. En önemli
söyleyeceğim olaylardan bir tanesi de arkadaşlar, biliyorsunuz cep telefonunuzu korumak için kılıf söylemiştim. Elime bir sopa alacağım artık, hepinizi döveceğim demiştim. Dün baktım arkadaşlar, bütün arkadaşlarımızın hepsi almışlar, tek tek bana gösterdiler. Baya bir 70-80 tane kurye gördüm. Benim tanıdığım, samimi olduğum. Hepsi almışlar. Arkadaşlar lütfen kılıflarınızı alın. Dün akşam yine birkaçınızın elinde gördüm. Telefonlarınız ıslanmış, hoparlörü gitmiş, şarj almıyor. Bu sistemde çalıştığınız zaman arkadaşlar çok önemli şeyleri atlıyorsunuz. En önemli şey telefonunuz. Telefonunuzu korumadığınız zaman sistemden çıkıyorsunuz. Sistemden atılıyorsunuz. Saatleriniz siliniyor. Ve ondan sonra da kızıyorsunuz. Benim suçum yoktu. Yağmur yağdı. Telefonuma su girdi. Su kaçtı. Şarjım olmadı. Bayağı bir isyan ediyorsunuz. Tedbirinizi alın. 20 lira arkadaşlar. Bunu da ticarete çeviren arkadaşlar olmuş. 30 liraya alıyorlar, 20 liraya kuryelere satıyor. Nereden aklıma geldi, hemen güzel bir ticarete çevirmiş arkadaşımız. Abi al sat, Allah razı olsun, kuryelere destek oluyorsun da 10 lira çok be abi, sen onu 25 yap. Kurye arkadaşlarımıza 25 liraya ver. Arkadaşlarımız da zaten gitmişler mağazaya, bulamamışlar. Demek ki hepsini sen aldın, kuryelere de satıyorsun. Onlara da güzel güzellik yap. Yani 5 lira kar et, yani bir 10 lira bir çoktur abi, hemen alıyorsun veriyorsun, elden ele veriyorsun, bu ağır bir şey değil, cebinde taşıyorsun. Kuryeler, kurye arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız da güzellik yap, hemen ticarete çevirmişsin maşallah senin. Bizim Türkler de bu konularda maşallah çok güzel hemen ticarete çeviriyorlar. Lütfen sizden ricam, kış geldi, yaklaşık 2-3 gündür sağanak yağışlar var. Arkadaşlar sıkıntılar yaşıyorsunuz, görüyorum sahada. Sabahları evden çıktığınız zaman bir kafanızı dışarıya çıkartın, bir havanın durumuna bakın, yağmurluklarınızı alın, alttan içliklerinizi giyin. Biz motorcuyuz, kuryeyiz arkadaşlar, sürekli dışarıdayız. Ayaklarınıza mestlerinizi giyin, çizmelerinizi giyin. Utanmayın, yok ben robot gibi oldum, bana kimse bakmaz, biz kimseye hava atma peşinde değiliz arkadaşlar. Canımızı korumak zorundayız. Canımızı korumazsak çalışamayız, çalışamadığımız zaman ekmek kazanamayız. Arkadaşlar birçoğunuzun yine dediğim gibi şarjlarında problem var, power banklerinde problem var. Arkadaşları görüyorum, bazı arkadaşları sucuk gibi olmuşlar. Üstleri başları donlarına kadar ıslanmışlar. Ya bunların tedbirlerini siz alacaksınız arkadaşlar. Bunlar hani trend yol, yağmurluk, trend yolda zaten var arkadaşlar, veriyorlar. Montlarınızı zaten aldınız, montların üzerinize yağmurluklarınızı giyin. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Telefonunuz kapandığı zaman, şarjınız bittiği zaman slotlarınız seçiliyor. Müşteri hizmetleri, oradaki yetkili arkadaşlar sizlere ulaşamıyorlar. Ulaşamadıkları zaman otomatik olarak üzerinize sipariş oluyor. Olduğu zaman o siparişi alıyor, başka kuryeye atıyor ve sizin saatlerinizi kapatıyor. Bu arkadaşta sorun var, problem var, üzerine sipariş gitmesin, sipariş de müşteriye geç gitmesin diye sıkıntılar yaşıyorsunuz ve puanlamadan düşüyorsunuz. Saat seçemiyorsunuz, saat seçemediğiniz zaman kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ya slotum şey, yağmur yağdı, telefonum bozuldu, telefonum arızalandı, motorum arızalandı, üstüm başıma ıslandım filan fıstık da, bunların tedbirini siz alacaksınız. Sabahleyin çıktığınız zaman yağmurluğunuzu, içliğinizi, boyunluğunuzu, kaskınızın içindeki bonenizi, çizmenizin içindeki mesleri, kalın çorapları, bunları giyin ki canınızı koruyun. Hasta olmayın arkadaşlar. Hasta olduktan sonra biz biliyorsunuz şahıs şirketiyiz ve kendi adımıza çalışıyoruz. Bir yerde maaşlı çalışmıyoruz, kendi adımıza çalıştığımız için o gün çalışamadığımız zaman o günün parasını alamıyoruz. Bu sefer de puanlarda, saat seçimlerde sıkıntı yaşıyorsunuz, kendi kendinize kızıyorsunuz. Niye saat açmadılar, niye saat alamadım? Tedbirinizi alın arkadaşlar, takdir Allah'ın. Yani siz tedbirinizi alın, yağmurluğunuzu giyin, hava güzelse bile yağmurluğunuzu evde bırakmayın, çantanızı alın. Çantanıza koyun, bir poşetin içinde, yağmur yağdığı zaman hemen giyebilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız artistlik olsun diye yağmurluklarını evde bırakıyor. Hava güzel diyor, bakıyor dışarıya, hava güzel, yağmurluğunu evde bırakıyor. Bir yağmura yakalanıyor, sucuk gibi oluyor. Bu sefer eve de gidemiyor. Sipariş var üzerinde. Saatini sildirmek zorunda kalıyor. Bu sefer bu tarz hatalar yaptığınız zaman puanlamadan düşüyorsunuz arkadaşlar. Düştüğünüz zaman da lütfen kendi kendinize artistlik yapmayın. Yok ne oldu, yağmur yağdı, telefonum bozuldu, yağmur yağdı, şarjım bitti. Tedbirinizi alın arkadaşlar, gerisini bırakın. Lütfen sabahları çıktığınız zaman bir kafanızı çıkartın, dışarıya bakın. Öyle paldır küldür dışarıya çıkmayın.
tedbirinizi alırsanız, ben mesela şu anda yağmurluğumu giydim, içimde montum var, onun içinde dalgıç yeleğim var, onun içinde normal yün içliğim var, boyunluğum var. Aslında bir sabah çekeceğim arkadaşlar, bir kurye sabahları nasıl hazırlanır diye. O zaman sizlere göstermek istiyorum. Tedbirlerinizi alın arkadaşlar. Havalar soğudu, kış ayları geldi. Bazı arkadaşlarımız geri vites yaptı. Saatlerini falan düşürmeye çalışıyorlar. Yağmurlu havalarda yapamıyorlar, çalışamıyorlar. Arkadaşlar tedbirinizi aldıktan sonra, sağlam giydikten sonra, zaten bizim sistemimizde acele edin, hızlı gidin diye bir sistem yok, bir kural yok. Zaten toplantılarda, eğitimlerde söylüyorlar. Motorunuza bindiğiniz zaman normal rental'da 30'la 40'la gittiğiniz zaman da zaten bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama en önemli şey komple ekipmanınızı güzel sağlam giymeniz. Ekipmanınızı sağlam giydiğiniz zaman da üşümezsiniz, soğuk da almazsınız. Elciklerinizi muhakkak takın. Bu elciklerinin çok faydası var. Ayağınıza çizmelerinizi giyin. Bu elcikler elinizi üşütmez arkadaşlar. Tamam, bazen su alıyor içine ama su alsa da alttan bir delik açın, içine giren su alttan akıyor ama elleriniz üşümüyor. Lütfen arkadaşlar, Trendyol'da bütün eğitimlerinde söylüyor. Önceliğiniz can güvenliğiniz, önceliğimiz sizsiniz diye. Lütfen arkadaşlar kurallara uyalım, kuralları ihmal etmeyelim. Kışı da hep beraber güzel bir şekilde atlatalım. Çabuk geçecek arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımıza, emekçi arkadaşlarımıza buradan selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Onur abimize de, müdürümüze de buradan selamlar olsun. Güzel, bize arkadaşlarımıza güzel müjdeli haber verdi. Bütün çalışan Trendyol Go ekip arkadaşlarımıza selamlar, saygılar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.